Merhabalar değerli izleyenler, Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Dondurucudan çıkartmış olduğum yeşil fasulyeyle hazırladığım güzel bir tarifi paylaşacağım sizlerle. 350 gram donmuş doğranmış fasulye kullandım. Öncesinde haşlamamıştım. Kullanmış olduğum fasulyeyi bunu belirteyim. Hiç pişmemiş bir fasulye kullanmış oldum. Sadece birkaç parçaya ayırdım. Sonrasında poşete koydum ve dondurucuya atmıştım. Bugün yemeğin yanına bir çeşit olarak hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. 350 gram taze fasulyenin üzerine doğramış olduğum piyazlık büyük boy bir tane soğan ekledim. Tavaya dağıttım soğanı. 4 tane de doğranmış, donmuş domates. Bol miktarda yazdan dondurucu atmıştım. Rahatlıkla çıkartıyorum, kolaylıkla pişiriyorum yemekleri. 2 diş sarımsak ekledim, büyük 2 diş. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kahve fincanı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi hem fasulyenin daha çabuk pişmesini sağlayacak hem de fasulyenin kendini has dondurucudan çıktığı zaman bir kokusu oluyor, onu giderecek. Yarım kahve fincanı az önce zeytinyağı ekledim. Sonra kısık ateşte bir miktar pişirdim. Domatesli soğanı Fasulyesi yağı iyice birbirine karışsın diye ters düz karıştırıyorum. Su eklemeyeceğim, salça ilave etmeyeceğim. Kendi suyunda sirke ile beraber fasulye pişecek. Sirke güzel bir lezzet verecek. Güzel bir aroma katacak ve az önce de söylediğim gibi dondurucudan çıktığı için fasulyenin ben bu seneki yaptığım fasulyelerde gerçek koku yoktu. Çok da severek tükettik. İznik fasulyesiydi kullanmış olduğum çabuk da pişiyor. Fakat sizlere de fikir olsun diye ben sirkeyi ekledim. Tamamen yumuşacık oluncaya kadar pişirdim. Suyunu da çekti, kendi suyunda pişti. Tabii ki pişirme süresi fasulyenin cinsine göre farklılık gösterebilir. Hafif soğutmuş olduğum taze fasulyeyi servis tabağına alıyorum. Mis gibi. Bu şekilde bile ekmekle yenir. Hafif lezzetler yapıyorum ama ekmeğe de bayılıyorum. Üzerine biraz yoğurt döküyorum. Yoğurtla yeşil fasulye çok güzel oluyor. Biraz kuru nane ilave ediyorum. Yoğurtla da kuru nane güzel gidiyor. Biraz da pul biber. bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdiriyorum ve yemeğin yanına hafif ve doyurucu eşlik etmesi için hazırlamış olduğum tarifi sizlerle paylaştım. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki hazırladığınızda bu tarifi bu şekilde sizler de beğeneceksiniz. Daha önce bu şekilde üstü yoğurtlu pişirenler, yiyenler bilirler lezzetini. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Detaylı tarife açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Artık bu tarif de onların arasında evde bulunan malzemelerle yapılmış başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.